26 Mayıs 2024 Pazar. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi, orayı bombalaması senaryosu üzerine kurduğu, gerçekleştirdiği çok kapsamlı tatbikat bütün dünyayı rahatsız etti ve gerçekten 3. Dünya Savaşı'nın bir cephesinin daha açılabileceğine dair tüm rahatsızlıkları bir kez daha gündeme getirdi. Biz de bu hafta bunun etkilerini, emtia piyasası üzerindeki olası etkilerini ve her zaman olduğu gibi emtia ürünlerini grafikleriyle teker teker inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, gerçekten piyasaların rahatsız iğne üstünde olduğu bir hafta sonunu geçiriyoruz. Ben bu kaydı cumartesi yaptığım için pazar günü umarım daha ciddi bir sorun çıkmadan bu tatbikat bir an önce sonuçlanır ve Çin-Tayvan sorunu en azından biraz daha kenara atılır diyeceğiz ama çok da öyle gözükmüyor. Birazdan o Çin'le ilgili detaylara değineceğim ama işin arkasındaki sebeplere biraz bakmak gerekiyor. Dün ekse yaptığım bir paylaşımla başlamak istiyorum aslında. 3,5 önce başlattığım YouTube kanalımda ilk yayınımdan beri çift kutuplu dünya, yaklaşan ve sonrasında gerçeğe dönüşen stagflasyon dalgasını ve ödenemeyecek borç döngüsü dalgasını dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Global stagflasyon neden kolay yenilemez? Evet, gerçekten bunu neden anlatıyoruz? Yakından takip ettiğim Luke Robin'in bir paylaşımı vardı X'te. Onun üzerine onu alıntılayarak yapmıştım bunu. Bakın, emtia piyasasını kontrol ederseniz, emtia fiyatlarını kontrol ederseniz, enflasyon beklentilerini kontrol ederseniz, enflasyon beklentilerini kontrol edebilirseniz, faiz seviyelerini kontrol edebilirsiniz. Faiz seviyelerini kontrol edebilirseniz de borçlu ülkelerin borcunu çevirme riskini iyice arttırırsınız ve size bağımlı hale gelirler. Evet, ne demek istiyoruz? Şu anda dünyada bakın bundan 30-40 yıl önce ya bakın Amerika dünyanın rezerv parasına sahiptir. 40 yıldır 50 yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz bir şey olmuyor diyenler biz borç döngüsünün içinden çıkılamaz hale aldığını söylediğimizde o zaman Amerika'nın borç bölü gayri safi milli hasılası %30'lardaydı. Bugün %130'larda ve artan bir yüzdede inanılmaz yüksek yüzdelerle artan bir yüzdeyle devam ediyor. Dolayısıyla şu andaki faizlerin yüksek kalıyor olması tamamen global enflasyonun yüksek kalması ve enflasyon beklentinin aşağı kırılamaması kaynaklı. Hatta son Fed tutanaklarında geçen hafta gördük ki bu enflasyon beklentini aşağı kırmak mümkün olmuyor. Bunun da aslında ana sebebi bu kadar faizi yükselttiler tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ama enflasyon beklentilerini aşağı kıramıyorlar. Çünkü para arzını azaltamıyorlar. Çünkü daha fazla borca ihtiyaçları var. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi daha fazla bütçe açığı verdikleri için daha fazla para basmak zorunda kalıyorlar. O bütçe açığını kapatmak için daha fazla borçlanmak zorundalar. Amerika'nın da sorunu tıpkı Türkiye ile aynı. Ama orası rezerv para hocam işte her türlü basar basar döner diyorsunuz ama bastığının tahvil olarak satamamaya başladığı için ve daha fazla basmak zorunda kaldığı için ve borcu faiz yüksek kaldığı sürece daha fazla borçlanmak zorunda kaldığı için böyle büyük bir içinden çıkılamaz döngünün içinde. İşte stagflasyonun içinden çıkılamamasının ana sebebi bu. Yani enflasyonun ve durgunluğun kaçınılmaz sonucu. Ya hocam durgunluk yok baksanıza çok iyi büyüyor deniyor bazen ama bakın durgunluk zaten öyle eski anlamdaki eksi büyümelerden söz etmiyoruz. Zaten enflasyonun altında kalan, çok altında kalan bir büyüme zaten aslında bir durgunluk anlamına geliyor bir taraftan. Çünkü gerçek bir büyüme olmuyor ki GDP ile ilgili yani gayri safi milli hasıla hesaplama ile ilgili o kadar çok oynama orada da o kadar çok Amerikan TÜİK'in oynaması var ki yani işler gerçek göründüğü gibi değil. Avrupa teknik resesyona girdi. Ah şimdi çıktı. Ah İngiltere girdi. Ah şimdi çıktı gibi abuk sabuk söylemlerle sizi ana akım ekonomi kanalları ya da işte plaza ekonomistleri durmadan meşgul ediyor. Ah şuradan iyimserim buradan. Gerçekler öyle değil arkadaşlar. Gerçekler dünyada çok ciddi sorunlar var. Dünyada yükselen çift kutuplu dünya olgusu var ve bu çift kutuplu dünya sertleşerek ayrılıyor ve ödenemez borç dalgasının içine soktu Amerika kendini ve bütün Batı finans sistemi ve bunun içinden maalesef savaşsız çıkılmak pek mümkün olmayacak ve sonunda büyük bir sıfırlamayla denge aranmak zorunda kalacak. Oraya doğru hızla gidiyoruz. Yani bu borçların ödenemeyeceği kabul edilecek ve Amerika o dolar devalüasyonunu yapmak zorunda ve sistemini resetlemek zorunda kalacak. O ana kadar biz bu döngüyü sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aa bak Amerika teknolojiyle dünyayı yönetiyor, şöyle yapıyor falanla. Biz bu döngüyü böyle gideceğiz. Ama orada yine ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir Çin var. Bu savaş gerilimleri neden çıktı zannediyorsunuz? Orada aslında Çin de içeride çözemediği, çözmesinin zor olduğu bir olgular. Yavaş yavaş o da hazır Amerika'da kendi dertleriyle meşgulken orada bir savaş senaryosuyla birazcık gündemini, halkın gündemini değiştirmeye çalışıyor ki orada da biliyorsunuz
biliyorsunuz bir türlü kaldıramadığı ev fiyatları, yukarı kafasını çevirtemediği azalan ev fiyatları ve bankalardan parasını çeken insanlar var. Onun için orada da ciddi bir oradaki artı altın talebi her ne kadar Çin Merkez Bankası'nın bir kısmı olsa da halkın altın talebi kırılamaz şekilde yükseliyor. O açıdan yani orası da sorunsuz harika değil, yanlış anlaşılmasın. Çin'in de dünya için artık artan önemine bakmakta fayda var. Bakın global GDP'de 2000 yılında kırmızı gördüğünüz Çin'in dünya ekonomisindeki payı Avrupa Birliği mavi, beyaz olan da Amerika. Bakın Çin ne kadar büyük, Japonya düşerken ne kadar büyük bir öneme sahip olmuş dünyanın ekonomisi açısından. Öte yandan Çin'in son dönemde ödemelerini daha fazla kendi para birimi renminbi ile yapmaya başladığını görüyoruz. Bakın sarı renminbi ile yaptığı ödemeler, mavi de dolarla yaptığı ödemeler. Dolayısıyla Çin yavaş yavaş dolarizasyon sürecinden de-dolarizasyona doğru gerçekten emeği arttırmış ve bugün ödemelerinin %50'den fazlasını artık kendi para birimleriyle ülkelerle yapmaya başlamış vaziyette. Öte yandan Çin'in bankalardan çıkışı, bakın Nisan ayında ciddi bir ekonomik sıkıntı iyice start aldığının, yani uzun zamandır devam eden start aldığını az önce söylediğim bankalardan para çıkışları ciddi anlamda artmış ve insanlar orada da parasını bankadan çekip fiziki altına daha fazla yatırmaya başladı. Orada sistemde büyük bir sorun var ve tam bu sistemdeki sorunlar iyice yükselirken ne yapıyor Çin? Dış güçlere ilgiyi vermeye çalışıyor ve Tayvan'ı bir anda tekrar gündemine alıyor. Hep olan gündemi ama daha da sıcak bir gündem haline geliyor. Ve bakın Tayvan'ın çevresine bütün çevreleyen tarihte ilk defa kapsamlı bir operasyon, bir tatbikat yapıyor. Batı bundan çok rahatsız tabii ama Batı medyası, bütün medyadan takip ettiğim kadarıyla inanılmaz bir kapsamlı bir tatbikat herkesi rahatsız ediyor ve tam da bunun Tayvan'ın yeni başkanının yemini üstüne gelmiş olması ki Çin onu bir lider olarak kabul etmeyip onu bir isyancı olarak tanıyor, öyle anlatıyor. Ve bu operasyonda bildiğin tatbikatın hedefi Occupy Key Areas, yani anahtar bölgeleri, kilit bölgeleri işgal etmek ve bildiğiniz bakın çevresini tamamen gemilerle sarıyor ve daha sonra da bildiğiniz şu anda Çin Devlet Televizyonu'nun yayınladığı tatbikat görüntülerini izledim. Orada bildiğiniz en büyük şehirlerini Tayvan'ın bombalama şeklinde bir tatbikat planlanıyor. Bu işin gerçekten bir tatbikat mı yoksa çok yakında gerçekleşecek bir konu mu olduğuna dair şüpheleri gündeme alıyor ve bu gerginliği tabii ki Batı karşılıksız bırakmayacak. Tayvan'ı sonuna kadar destekliyoruz şeklinde açıklamalarla bölgeye gitmeye çalışacak ama bunun ben nereye kadar Dünya Savaşı'nın yeni bir cephesi olarak ulaşabileceğini, uzun mu sürecek yoksa çok mu hızlı bitecek veya yapılacak mı bu gerçekten? Sadece bir korkutma mı? Ben zannetmiyorum. Ama bütün bunları üst üste getirdiğimiz zaman maalesef orada da yepyeni bir cephenin açılmak üzere olduğuna dair bütün göstergeler mevcut. Öte yandan Suudi Arabistan'ın geçen hafta Amerikan hisselerini ilk çeyrekte 15 milyar dolarlık pozisyon azalttığını ve emtia piyasasında pozisyon arttırdığına dair veriler yayınlandı. İlginçti. Hindistan'ın artan bir şekilde gümüş ithalatını yine gözümüze çarpan verilerden de geçen hafta bir kez daha yayınlandı. Ve gözüme batan yine bir başka haberde Amerikan Kongresi'nde dijital para yetkisini Fed'den alınmasına dair, yani Fed'e asla dijital para yetkisi verilmemesine dair ki biliyorsunuz bu çok sıcak bir gündem, bir yasa tasarısı onaylandı. Bu açıdan bu çok ilginç. Tabii şimdi bu yasa tasarısı Senato ve Amerikan Başkanı'nın onayından geçecek. O açıdan yakından takip edeceğim bunu. Çünkü dijital paranın Fed'in yapamaması demek aslında küreselcilerin orada güç kaybedecek anlamına geliyor. O açıdan bu dünyadaki gidişatla ilgili çok daha yakından Great Reset'le dahil olmak üzere yakından takip edeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Biz grafiklerimize şöyle bir bakalım. Altın. Altında bakın uyumsuz iki tane tepe oldu. Yani geçen hafta tarihi bir zirve yaptı. Yepyeni 2440'ların üstüne gittik ve oradan bir satış düzeltme geldi. Bu tip uyumsuzluklarda bazen satışlar gelebilir. Genelde o uyumsuzluğun başladığı noktaların altına kadar gelebilir. O da 2272 seviyesi. O 2272'nin aşağısı gelir mi? Oradaki 2272 seviyesine kadar bir düzeltme olur mu? Olabilir. Uyumsuzluk oraya kadar gitti ama bazen uyumsuzluklarla biraz böyle geri çekilme, biliyorsunuz her grafikte %100 değil ama uyumsuzluk olduğu zaman bazen oralara kadar düzeltme, daha sonra da hareketin devamı gelebilir. Onun için hafta başında bu 2330'daki destek seviyesini yakından takip edeceğiz. Evet, ikinci grafikte bakın 2330 dolar trend takip seviyesi. Onun aşağısındaki hareket belki 2270'lere kadar bir hareketi olasılık dahiline getirecek kısa vade baktığımız zaman. Ama bu gerilim başka sonuçlar, jeopolitik haberlerde desteklerse 2330 tutunabilirse tekrar yukarı hareket gelebilir. Ama biz şu hareketin gidebileceği seviyelere bakalım. Fibo kas sayılarından yakından takip edeceğiz. Orta
Hatta uzun vadede senaryomda hiçbir değişiklik yok. Formasyonlar, uzun vadeli formasyonlar olduğu sürece zaten hareketin devamı uzun vadede mümkün. Ama o açıdan ben de fizikilerimi satmıyorum. Ama kısa vade ekran traderleri için bu seviyeleri veriyorum. Kısa vadede ons altın nereye kadar çekilebilir takip etmeleri açısından. Ve büyük resimde, evet büyük resimde o kulplu çanak devam ediyor ama bu aylık grafik olduğu için tabii ki bu hedefler, bakın bunlara doğru bir kere kırılma olduğu için bu hareketin ben önümüzdeki aylarda birkaç yıl içerisinde toplam 3160 minimum 4230 seviyesine doğru hareketin devamını bekliyorum. Ama bu esnada buralarda yapabileceği bir konsolidasyon, bir dinlenme, birkaç yüz dolarlık bir bantta sıkışma her zaman mümkün. Ama çok aşırı sert geri çekilmeler formasyon içerisinde pek beklemiyorum. Belki o uyumsuzluğu düzeltip tekrar yukarı gidebilir. Ama bu arada verdiğim seviyenin üzerinde kaldığı sürece hele 2380'leri tekrar üstüne atabilirse inme tekrar yukarı olacaktır. O açıdan seviyeleri yakın takip etmek, haber trafiğinin yakınlığını takip etmek kısa vadeli traderler için önemli. Uzun vadeciler için değişen fazla bir şey olmayacak. Gümüşte de iyi bir düz geri çekilme oldu. Tam trend takip seviyelerimize geldi. 30 dolar kırdığı formasyon seviyesiydi. Oraya kadar geldik, değdik. 30'ların hemen üstüne attık. Bakın orada Fibo seviyelerini yine ekranda yazdım. Eğer 30 dolarların altında bir hareket gelişirse o 29-20 bölgesinde bir ihtimal gelebilir. Ama 30 doları yakından takip ediyoruz. Ben birazcık cuma günü pozisyon ekleme yaptım geri çekilmede. Ama fizikilerle zaten ilgili bir konu değil. Ekran trade için 30 aşağısı stopla birazcık yakın vadeli biraz trade edeceğim yukarı yönlü tekrar. Çünkü ana formasyonlarda bakın herhangi bir değişiklik yok. 32.51'i gördük hafta içi. Bakın 32.20 bu formasyonun ters omuz başımızın minimum hedefiydi biliyorsunuz. Onu görmüş olduk. Dolayısıyla o hedeflere geldiğimiz zaman geri çekilmeler çok normal. Kısa vadede bir geri çekilme ve bu geri çekilmenin biraz daha kalıp kalmayacağını yakın takip edeceğiz. Bu seviyeler benim için konsolidasyon. Belki biraz daha aşağı çekilirse orta vadeli alım için uygun seviyeler haline gelecek. Yakından takip edeceğiz. Orta vade, uzun vade herhangi bir değişiklik yok. Özellikle fizikilere gündeme bile almıyorum. Orta uzun vade fizikilerim için gördüğünüz gibi çok daha yüksek hedeflerim var. 57 dolar, 84 dolar olası hedefler hala hazırda. Burada hem dev bir kulplu çanak hem orada oluşmuş bir flama, bir bayrak var. Onun da hedefinin minimum 49 dolarlara kadar bir gitmesini bekliyorum orta uzun vadede. Onun için bu hareketleri yakından takip ediyoruz ama kısa vade traderler için takip ediyoruz. Uzun vade resim herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ve gümüşte evet oluşmuş bir yine grafik çalışmam biliyorsunuz geçmişte. O 25.90'ı kırdıktan sonra artık bu formasyon startını verdi. 30 dolarda kırdığı diğer seviyeydi. O açıdan buralardaki konsolidasyonu normal karşılıyorum. Ama biraz daha geri çekilme olursa büyük bir şans olacak aslında orta uzun vadeciler için. Daha çok pozisyon toplamak için özellikle bu enflasyonist, global enflasyonist çağda fiziki gümüş en iyi yatırım araçlarından bir tanesi. Altın gümüş rasyosu ile biliyorsunuz takip ediyoruz. Bakın kırılma ne kadar sert oldu orada. 82.50'yi kırdıktan sonra bütün rally start verdi. Ve şimdi biraz soluklanma oldu. O da yukarı attı birazcık 76.87'ye kadar. Haftayı orada kapattık. 78.20 önemli seviye kısa vadede. Üzerine atmadığı sürece bu konsolidasyonun düzeltmenin bu kadarıyla sınırlı kaldığını düşünebiliriz. 78.20 üzerinde işler biraz daha zaman oyalanma gelir deriz. Onun için 78.20 geçilmediği sürece altın gümüş rasyosunda kısa vadede yön aşağı. Ama 82.50 ana 200 haftalık ortalama seviyemiz, kırdığımız formasyon yeri. Oranın tekrar içine girerse, üstüne atarsa bu senaryo bayağı bir oyalayacak anlamına gelir. Şimdilik öyle bir resim yok. Bakın aylık grafiğinde bu ayki mumun ne kadar derin bir kırmızı olduğunu ve hareketin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. Platin tekrar gündemimize aldık biliyorsunuz. 1000 dolar aşağıda, 1049 dolar orta vade. Bunların üzerinde yani 1049'da 1000 arasına oturdu şimdilik. 1000 dolar aşağısı kırılmadığı sürece orta vadede platindeki formasyonlarda hiçbir değişiklik yok. Çok oyalanma olabilir. Burada multiple bottom veya işte çok fazla formasyon var, takozlar var. Yani ben çok beğeniyorum platini uzun vade için ama kısa vadede hala bir tam bir kırılma olmadı ama güzel grafik oluşumları var. Platinde de bu hafta birazcık pozisyon ekledim 1023 dolar civarında. Bakırda hareketi bitmiş olabilir. Bakırda çok sert bir hareket oldu biliyorsunuz. Üçgen nefis bir tarihi zirveye gitti. 5.19'u gördü ve geri çekildi sert. Şimdi artık bakır yukarı yönlü değil aşağı yönlü trade edilen bir enstrüman haline geldi ama 4.90 trend takip seviyemi üzerine atarsa tekrar yukarı yön bakılabilir ama o kadar sert bir formasyon hedefine geldiği için o kadar sert bir hareket oldu ki şimdi bakırı birazcık ekranda kısa vade trade için kullanılabilecek bir enstrüman olarak bakıyoruz ama burada zaten 3.90'lardan yakaladık. Hareketi götürebildiğimiz yerden götürdük. 5.05'ler aşağı kalırken de oyundan çıktık şeklinde bakabilirsiniz. Buğdayda 668 dolar ve 642 dolar günlükte ve haftalıkta trend takip seviyem. Üzerinde kaldığı sürece yön yukarı 702 doları gördük. O açıdan orada da ciddi karlar edildi arkadaşlar. İsteyenler için bir miktar muhtemelen kar da alınabilir. Yani kademeli kar almak, stratejileri, nerede ne kadarını almalıyım, ne yapmalıyım? Bunlar tabii bir miktar kişisel ve vadesel kararlar.
Portföy sepeti biraz kişisel bir konudur. Herkesin portföy sepeti benimkiyle sizinki, sizinkiyle diğer arkadaşınızki aynı olmayabilir. Hayattan beklentileriniz, vadeleriniz değişik olabilir. O açıdan bütün bunları ben eğitimde detay detay anlatıyorum. Kişiye özel portföy sepeti nasıl oluşturur bunu öğretiyorum daha çok. O açıdan eğitimlerim çok değerli. Ben çok değerli buluyorum. Çok emek harcadığımız eğitimler. Birçok profesör arkadaşımızla beraber yaptığımız eğitimler. Eğitimlerimin sonuncusu yarın itibariyle başlıyor. Birkaç tane yerimiz kaldı. devrimakli.com web sitemden eğitimlere başvuru yapabilirsiniz. Sonbahara hatta belki kışa kadar yeni eğitim planlamıyorum. O açıdan iyi bir fırsat olabilir sosyal network'üme de dahil olmak için. Çünkü eğitimi alan herkes sosyal grubuma dahil oluyor ve benimle dirsek temasında hem trade'lerini paylaşabiliyor hem de piyasa takibini yapabiliyor. O açıdan devrimakli.com web sistemden online interaktif eğitim dünyanın her tarafından katılabilirsiniz. Ya da İstanbul'da yaptığım VIP yüz yüze eğitime başvuru yapabilirsiniz son fırsat olarak. Brent petrolde de 83.80 trend takip seviyem. Bakın orada birazcık geri çekilmeler oldu. 85'ler kırılınca onu beklemiştik. Ama 80-84 aşağıda takip ettiğim seviye. Oradan böyle cuma günü bir dönüş oldu. Aşağıda 80-84, yukarıda 83-80 takip edeceksiniz. Buranın içinde bant trade olacak. 83-80 yukarı kırılırsa bir alış yönlü trade'e bakmaya başlayacağız Brent'te orta vadede. Şimdilik bu bandın içinde biraz aşağı baskılı ama 80-84'te kırılmadan çok da aşağı gelecek gibi görünmüyor. Birazcık yatayda. Orada yukarı doğru hareketlerini takip edeceğiz ama Suudi Kralı'nın İran'a yapacağı bir ziyaret gözüme çarptı. Dünkü sosyal medyada haberlerde o açıdan o da ilginç, gerilimi düşürücü normalde petrolde ama matında rahatsız olacağı bir gelişme, o açıdan dikkatli takip edeceğiz. Doğalgazda da nefistir dip çalışması oldu. 1.52, 1.64, 1.70'lerden falan yakaladığımız hareket biliyorsunuz 2.92'ye kadar gitti. Dolar bazında %70'ler, 80'ler kazançlar oluştu. Ama sonra oradan da sert satışlar geldi. Doğalgaz çok sert oynayan bir enstrüman aylık kontratlar halinde. Onun için biz böyle aylarca takip edip bir harekete en sonunda dahil oluyoruz. Ya da çok kısa vade 3-5 kere girip stoplanıp kaçıyoruz. Ama burada size ana resmi uzun aylardır anlatmaya çalışıyordum. Öyle çok aşağı geldiği zaman özellikle orada 3'lü 4'lü dipleri yapınca riski çok az, aşağı riski çok az. Yukarı potansiyel çok yüksek olan bir enstrüman haline gelmişti. Ama oradan 2.92'ye gelince tabii ters yönde bakmaya başlıyoruz biz artık. Çünkü çok kısa vadede böyle yükseliş, sert yükselişler, hızlı kazançlar bir anda kar realizasyonları getirebilir ki 2.50'ye kadar bir satış geldi. Şimdi 2.65 yukarıda, 2.41 aşağıda 200 günlük ortalama takip edeceğimiz seviyeler. Bu seviyelerin arasında bir yatay bant sıkışması olabilir. 2.65 üzerindeki günlük kapanışlar hareketin devamını getirebilir. Yakından takip edeceğiz ama artık doğalgaz kısa vadede yukarı yönlü sadece trade ettiğimiz bir enstrümanlar çok. Çift yönlü baktığımız bir enstrüman haline geldi an itibariyle. O açıdan temkinli bakıyoruz. Ama 1.50'ye 1.60'lar derken çok daha yukarı sadece trade ettiğimiz bir enstrüman haline gelmişti. Nasıl 10 dolarlarda sadece aşağı trade ediyorsak 1.50-1.60'larda da sadece yukarı bakıyorduk. O açıdan 2.90'lara geldiği yerde 2.60-70'lerde de yavaş yavaş yatay band üstünde belki daha yüksekte bir hareket olabilir formasyon itibariyle mümkün. 3'lere 4'lere imkansız değil ama hani görmek lazım, adım adım ilerlemek lazım. Uranyum biliyorsunuz URNM ETF ile trade ediyoruz. Orada da bir sat sinyali geldi aldan yani çıkış. Orada 60 dolar minimum hedef vardı biliyorsunuz. 59-52'yi gördü sanki orayı gerçekleştirdi ama tam da burada oyunun bittiğine emin değiliz. Çok fazla yatay yaptı, gitti geldi. O açıdan 57.47'yi kısa vadede trend takip seviyorum. 56'larda kapanış yaptı. 57.47 üzeri pozitif, aşağısı negatif şeklinde takip ediyorum. Ve Euro dolarda 1.08'deki 200 günlük ortalamayla 1.09.74'lük 200 haftalık ortalama arasında sıkıştık. Bu bandın içinde sıkıştık, yöne karar vereceğiz. 0.974 üzerine atabilirse orta vadeli bir yükselişten söz edebiliriz. 0.8 aşağısı tekrar aşağı yönlü, aşağıda hedefler var. Oradaki haftalıktaki omuz baş omuzu çalıştırabilir. Yakından takip edeceğiz. Ve dolar yende de 156.72 trend takip seviyem. Çok yakın kapanışın aşağısında negatif aşağı yönlü trade'dir. Üzerinde pozitif son derece basit şekilde anlatmaya çalıştım. Evet, karmaşık bir gündem var. Umarım negatif haberler değil, güzel haberlerle karşınızda olurum. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.